Onur Koleji'nden herkese merhabalar. Bugün sizlerle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinizde Gençlik ve Değerler adlı ünitemizi işleyeceğiz. İlk başlığımız değerler ve değerlerin kaynağı. Öncelikle değerin tanımını yapalım. Değer, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi öğelerin bütününü ifade eder. Bu tanımdan hareketle değerlerin maddi ve manevi olarak iki kısımda ele alındığını anlayabiliriz. Maddi değerler, kültürel, tarihi, bilimsel ürünler olarak yer almakta. Yani daha çok somut, ortaya konulabilen değerlerdir. Manevi değerler ise bizim yaşayışımızla ilgili olan, yani gelenekler, örf ve adetler, inançlar, duygu, düşünce ve davranışlar olarak ele alınabilir. Kısa bir not düşelim. Kültürümüzün bazı öğeleri hem maddi hem de manevi değerleri bünyesinde barındırabilir. Örneğin, tarihi camiler, mimari eser olarak maddi, dini bir yapı olarak ise manevi bir değer taşımaktadır. Değerlerin oluşumunda dinin etkisine geçelim. Bunun için öncelikle kültür, ahlak ve din tanımlarını bilmemiz gerekir. Kültür nedir? Kültür, dil, tarih, gelenek, ahlak, sanat ve edebiyat gibi öğeleri barındırır. Din, bir toplumun kültürünün oluşmasına etki eden öğelerin başında gelir. Çünkü din, hayatın her alanına, dile, tarihe, geleneğe, ahlaka özellikle yansımakta ve dini motifler sanata, edebiyata da taşınmaktadır. Bu anlamda kültür ve din iç içe bir ilişki içerisindedir. Ahlak nedir? Ahlak, huy, mizaç, karakter ve tabiat anlamlarına gelir. Terim olarak ise insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütündür. Yani ahlak kısacası bizim ortaya koyduğumuz iradeli davranışlarımızdır. Bu davranışlarımız sonucunda bir insanın iyi veya kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Ve bu da bizim ahlakımızın bir göstergesi oluyor. Aslında burada dinle ahlakın ilişkisi de açıklanabiliyor. Neden? Çünkü din insanların dünya ve ahiret mutluluğunu isteyerek onların bireysel ve toplumsal olarak mutlu bir şekilde yaşaması için kurallar koyuyor. Ve ahlaki kuralları ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla din ve ahlak ilişkisi bu şekilde ortaya çıkıyor. Peki bunların değerlerle ilişkisi nedir? Ahlak değerleri eskiden önemli öğeler arasındadır. Çünkü bir davranışın iyi veya kötü, ayıp veya güzel karşılanması kültürün kültürdeki değerlerin etkisini ortaya koyar. Bu da ahlak ve değerin ilişkisini de ortaya koymuş olmaktadır. Peki din nedir? Din aslında sözlükte adet, yol, gidişat, mükafat, hesap, hakimiyet, boyun eğme, kulluk, itaat anlamlarına gelir. Fakat terim anlamı şöyledir. Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütündür. Bu anlamda bu sevklerle yani hayırlı olan şeylere sevk etmesiyle ahlakı ve değerleri de etkilediğini görebilmekteyiz. Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisini ele alalım. Öncelikle örf ve adet kelimelerinin tanımlarına bakalım. Örf nedir? Örf, bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlardır. Adet ise bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan, uygulanan toplumsal alışkanlıklardır. Şimdi burada örf ve adetin küçük bir ayrımı var. Örf nesilden nesile aktarılırken adet bir önceki nesilden görüldüğü şekilde. Yani örf daha kapsamlı ve daha eski veyahut da daha uzun olurken adet ise daha kısa süreli ve daha az kapsamlı olabilmektedir. Bir bölgeyi, bir aileyi bile sınırlı tutabilir. Örf ve adetler bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kurallardır. Bu yüzden örf ve adetler yazısız kurallar olarak değerleri etkilemektedir.
Din, örf ve adetlerimizi etkileyen faktörlerin başında yer almaktadır. Kültürümüzde ad koyma, yani isim koyma, sünnet, mevlid, cenaze, nişan ve evlilik merasimleriyle bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi uygulamalar büyük ölçüde kaynağını dinden almaktadır. Yani etkilendiği saha dindir arkadaşlar. Temel değerlerimiz nelerdir? Bunlara da göz atalım. 1. Adalet. Adalet kelime anlamı olarak doğruluk, eşitlik, denge, denklik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, tarafsızlık gibi anlamlara gelmektedir. Adalet karakteri özelliği olarak ise dengeli olmak, aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek anlamlarına gelir ki bu da bizim temel değerimizdir. Yüce Allah'ın El-Adil ismi veyahut da El-Ad ismi mutlak adalet sahibi anlamına gelen güzel isimlerinden birisidir. 2. Hikmet. Hikmet, bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelen temel değerlerimizdendir. Hikmet, derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme, her şeyi yerli yerine koyabilme anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de hikmetin kullanıldığı farklı manalar bulunmaktadır. Mesela, Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet yani peygamberlik, gerçeği açıklayan, şüpheleri gideren kesin delil, kanıt anlamlarında kullanılmıştır. Yani bilgiye verilen önem Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açıktır. Onu bir delil olarak görmektedir. Bilgelik de bizim kültürümüzde önemli bir değerimizdir. Üçüncüsü iffet. İffet aslında haramdan uzak durma, kötü söz ve fiillerden kaçınma anlamlarına gelir. Kültürümüzde edep olarak veyahut da terbiye olarak da geçmektedir. İffet, bütün söz ve fiillerimizde, davranışlarımızda kötü olanlardan, haramdan uzak durmak demektir. İslam'da ahlak kurallarına bağlı kalmayı, nefsin aşırı isteklerine karşı ölçülü olmayı ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla bu da bir temel değerdir. Son olarak ise şecaatı ele alalım. Şecaat, yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlarına gelmektedir. Bizim neslimizin ve bizim milletimizin en çok öne çıkan yönlerinden birisidir. Cesaret, yiğitlik. İslam dini Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını ister. Ve pek çok yerde de Kur'an-ı Kerim'de buna vurgu yapar. Şecaat, cesur, yiğit, özgüven sahibi, ilkeli ve fedakar olmayı ifade eden bir kavramdır. Bu da dolayısıyla temel değerlerimiz arasında yer almaktadır. Evet arkadaşlar, din kültürü dersimizde bugünlük bu kadar işliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.